Kaufland'da satılan hot doglar güzel ve helal. Ne? Bir dakika. Türkiye'de Kaufland mı var? Çünkü Almanya'daki Kaufland'da satılan hot doglar helal olma imkanı yok abi. Ee, öyle bir mümkünat yok. Imkansız. İmkansız. Nasıl nasıl olacak? Niye helal satsın oğlum Kaufland? Hayır Almanya'dayım. Ka abi Yaşar Kaufland'da niye helal sosis olsun ya? Tavuktan. Ha, okey. Ama tavuktan olunca helal olmuyor ki. Abi. Mesela dana eti yiyip helal yediğini zanneden insanlar var Almanya'da. Ben onları çok gördüm. E, helal olmuyor. Neden? E çünkü helal sadece etin cinsinden değil, kesim şeklinden helal olur. Etler. Sevgili kara cahiller. Ben şeyi çok gördüm yani mesela. Böyle Avrupa'da Erasmus'a gelmiş. Yalnız domuz mu o? Hadi yiyeyim. Abi tamam da helal kesmemişler ki. Helal kesim diye bir şey var. Dana olunca otomatik helal olmuyor yani. Ya da tavuk olunca. <laughs> en azından haram değil. Kime göre... Aa çetimizde bol bol Allah var galiba. Kime göre? Kur'an-ı Kerim öyle demiyor çünkü. Yarı helal bro. Hani helalimsi mi oluyor? <laughs> ben onu çok görüyorum. Az domuz mu? Tamam da üstünde helal yazıyor mu? Helal kesim mi? Kesimi nereden anlayacağız? Sertifikaları var abi. E, boş yapma Caho. Yurt dışında helal kesim olması gerekmiyor. Etin kendisi haram olmasın yeterli. Hasan e, abi sen Kur'an-ı Kerim'den iyi biliyorsan update mi getirdin şu an? Update mi getirdin? Update mi geldi şu an? Şu an update mi geldi? Şu an geliyor mu? Bakıyorum. Geldi galiba. Sen mi getirdin baba update'i? Mehdi mi? Bakıyorum. Değilmiş. 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 Tamam, okey. Adam yeni sure yazdı ya. Kur'an-ı Kerim New Testament. Adam yeni sure yazdı. <laughs> Yurt dışındaysa helal kesime gerek yoktur. O ki buyurmuştur, domuz olmasa yeterli. <laughs> ne oluyor abi sen? <laughs> ne yaptın abi? Adam istediği yere çekiverdi. Tamam, okey. Güzel. Güzel. iyi onu sen iyi dedin. Belli okumamış çünkü. Ben okudum Kur'an-ı Kerim. Okuyun arkadaşlar. Okuyun. Mars'ta kıble ne taraf? Kanka dünyaya dönsen yeter şimdi onu nasıl hesaplayacaksın? Onu nasıl hesaplayacaksın? Onu çocukken ben de hep şey yapardım. Maide 5. ayet. Bakıyorum abi. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Bakıyorum abi. Maide 5 5. Oğlum bu zina ile alakalı. Abi hangi bölümünde? Salladınız mı yine amına koyayım? Nasıl ya? 5.2 update'ine bakacaksın. Oğlum bu okuyayım yani. Hangi hangi meali okuyayım? Elmalı'nınkini okuyayım bir. A bu zor, bunu anlayamayız. Şunu okuyalım bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar zina etmek sizin gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur ve ahirette zarara uğrayanlardandır. Abi buradan yola çıkarak domuz da helal diyebilirsin. Yani sen öyle yorumlamak istiyorsan bak ne diyor çünkü sizden önce sizden önce kitap gelenler yani Hristiyanlar ve Yahudiler onların yiyecekleri de size helaldir diyor. Öyle diyor domuz ayrıyetten lanetliyor ama. Ha o de debuff'ı mı var? Nasıl yani? Şimdi buradan yola çıkarak mesela Kur'an'da alkol yasak. Adam şarap içiyor 8 asırdır. Ne yapacağız? Allah Allah. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Ha buradan ötürü domuzu sildik mi? İlk kısmını yoku. Tamam. Buradan ötürü domuzu sildik mi? Niye? Domuz pis mi? Domuz pis hayvan mı şimdi? Kendi bokunu mu yiyor? Pis tabi Abi tavuğu ne yapacağız? dışkısını yiyor. Ha. Tavuk da yiyor. Bunu ne yapacağız? Yemiyor mu? Yes. Babamın kümesi var. Paso yiyorlar valla. Tavuk bence daha pis. Tavuk hariç mi diyeyim? O kırmızı noktamız mı? Kafamı çok karıştırdınız chat. Chat kafamı çok karıştırdınız. Kanada olduğu için kantırlıyor mu? Onlar kafir tavuklar. Kafir tavuklar mı bokunu yiyor? Oğlum kafamı çok karıştırdınız şu an. Allah Allah. Beyler kafamı karıştırdınız. Ha bana sorarsanız daha pis daha pis hayvan söyleyeyim mi? Tavşan. Tavşan pislik konusunda domuzu da tabuğu da cebinden çıkarır. Domuzla tabuğun toplamını cebinden çıkar. Ben hayatımda tavşan kadar pis hayvan görmedim. Dışısının, dişisinin üstüne sıçar. Ondan sonra tak 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 5 saniyede işini görür. Ondan sonra bokla yemeği karıştırıp falan çok çok tavşan. o oh, Tavşan, çünkü tavşan da besledik, yetiştirdik. Bir günde 32 tavşan kesmişliğimiz var artık. Pisliklerine dayanamayıp kestik yani. Hayatımda gördüm en pis hayvanlardan biri tavşan. Tavşan da yenmiyor zaten. Niye kanka? Memeli işte yeniyor. Çok çok pis hayvan tavşan ya. Tabi hayatında hayvan görmemiş insanlar öyle atıp tutmak kolay ama biz müstakil evimiz var besliyoruz. Etinden sütünden faydalanıyoruz yani. Bazıları da benim yarrağımı yiyor diyerekten mafrozen bu e, seviyeli tartışmaya çok çirkin bir yön verdi. E, seni buradan esefle kınıyoruz abi. Biz burada seviyeli seviyeli bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Hah bulmuş bu mu? Bu mu güzel sosis? Fümeci, smokehouse, dana sosis. Dana sosis ama üstüne bratwurst yazmış abi. False marketing kardeşim bu false marketing sen bratwurst yazıyorsun oraya. Alman bunu alıyor, zannediyor ki hmm, domuz sosisi gelmiş metroya diyor. Alıyor gidiyor dana sosis. Adam Türkçe bilmiyorsa yedi boku çünkü yabancı bir dilde bunun dana et olduğunu yazmamışlar. Senin bu, bu bildiğin false marketing bratwurst yazmış oğlum adam altına. Ama merak ettim hayatım. Bunu bir yaz bakayım e, metroya bir daha gittiğimizde. Bundan varsa bundan varsa bir alacağım. Merak ettim. Sosis olarak merak ettim şu an. Evet. Ee, Mr. Mister, Mister Free diyor ki domuz etinin pis olduğu kirli ve atık maddelerle beslendiği, etinde kaynatmayla ölmeyen tenya bulunduğu bu sebeplerden haramdır. Vav wow, bu çok bilimsel oldu bro ya. Wow, sen tenyanın ne olduğunu biliyor musun amına koyayım? Tenya mikroorganizma değil ki. Gördüğünde vur kafasını ölsün yani. Niye kaynatıyorsun anlamadım ki. Kirli ve atık maddelerle beslenir. Abi bakın arkadaşlar, helal haram konusuna girmeyeceğim. Kur'an-ı Kerim o konuda kesin konuşuyorduğumuz haramdır diyor. Ama böyle bilimsel anlatmaya çalışmayın. Yani Kur'an-ı Kerim haram diyor, haram bitti. Onun tartışmaya açık bir şey olmadığını ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Müslümansan domuz sana haramdır. Okey. Oraya bir çizgi çektik mi? Ama ve lakin böyle saçma sapan şeylerle gelmeyin amına koyayım. 4 milyar 5 milyar insan yiyor da bunların hepsi götü kanayarak mı gidiyor tuvalete? Almanya'da ben öyle toplumsal bir hastalık görmedim yani. Ne attın oğlum bu link ne amına koyayım açılmıyor. e, ee, et aşırı zararlıdır. Bu doğru. Bu doğru. Domuz, dana, kuzu, tavuk fark etmeden işlenmiş et e eh, hakikaten çok zararlı ama bir o kadar da lezzetli. Ne yapalım? Ne yapalım? Lezzetli. Ne yapayım? Tabları okumadın. Evet. Svanska'da 30 tane oyun önermiş amına koyayım. Okuyacağım hepsini şimdi. Geçenlerde şeyi okudum zaten. Lan dedim kendi kendime Antalya'da bu kadar Rus var. Antalya'da bu kadar dedim Rus var. Bu insanlar dedim domuz eti hasreti çekmiyorlar mı acaba? Ben dedim bir girişim yapayım. Domuz çiftliği açayım. Ruslara domuz eti satarım. Nasıl? mantıklı acaba dedim yapan olmuş mudur 2000 IQ yatırım planı nasıl ondan sonra araştırdım yapan var mı diye ee, varmış Türkiye'de 3 tane resmi e, domuz çiftliği var resmiden kastım şu Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onanmış onaylı çiftlikler Üç tane varmış. Ee, Laiklik sırasına göre söylüyorum. Bir tane İzmir'de, iki tane Antalya'da varmış. <laughs> İkisi Antalya'daymış amına koyayım. <laughs> Zaten yapılmış amına koyayım. Benim yatırım planı çöktü. <laughs> Zaten yapmışlar. İkisi Antalya'daymış, birisi İzmir. Benim iş yattı abi. Oradan parayı kıracaktım amına koyayım. İstanbul'da satılıyor olabilir ama çiftliği yokmuş abi. Yani varsa da resmi değildir. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan resmi onaylanmış 3 çiftlik varmış. 2 Antalya, 1 İzmir. Yapılmış abi. O yapılmışı varmış yani. Kaçırdım amına koyayım.